Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolyoz çiçeği diye alınan halk arasında yaprak çiçeği, çay çiçeği diye alınan çiçeğimizin tanıtımını yapacağız. Bakımları nasıl yapılır? Günlük takibi nasıl yapılmalı? Bunlarla ilgili faydalı bir bilgi vermeye çalışacağız. Birim ve faydalı işler kanalımızı abone olmayı unutmayın. Abone olarak bizlere destek sağlamış olursunuz. İlk 1000 aboneye özel hediye çekilişimiz olacaktır. Bunu daha önceki videolarımızda özellikle dile getirmiştik. Öncelikle kalyos çiçeğimiz yani yaprak çiçeğimizin görselini gösterelim. Hepsini saksılara koymuş durumda. Bu şekilde hali hazıra getirmiş oluyoruz. Toprak seçimi olarak gördüğünüz gibi bu şekilde saksıya koyduktan sonra peki bunun bakımı nasıl olacak bununla ilgili sizlere birkaç detaylı bilgi vereyim püf nokta e, çiçeklerinizin daha uzun ömürlü olması için bu çiçekler haziran ve ekim aylarında küçük çiçekler açar yaprak güzeli diye anılır değişen yumuşak ve katifemsi yapraklarıyla popülerler bunlar e, fakat şu an bizim çiçeğimiz yeşil bunun nedenini sizlere açıklayacağım püf noktası burada özellikle bu çiçekler genellikle 60 ila 100 santim boylarına ulaşır çiçekler. Soğuğa karşı hassas bitkiler oldukları için ve 18 derecenin üzerinde sıcaklığa ihtiyaç duyarlar doğal olarak. Yani sıcaklık ortalama 18 derece olmalı ki bu çiçeklerden daha iyi bir verim alabilirsiniz. Yeterli gün ışığı olmazsa özellikle rengi yeşile döner. İşte şu anki bizim çiçeğimiz gibi. Ee, normalde ise rengi koyu kadife renginde olması gerekiyor bu çiçeklerin biraz sizlere sulaman şekliyle ilgili de bilgi vereyim özellikle çiçeklerimizi sularken dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan biri e, düzenli olması gerekiyor az ama düzenli olmalı yüzey asla ıslak olmamalıdır toprak Özellikle toprak yani e, toprağın ıslak olup olmadığına ya da suya ihtiyacı olup olmadığına bakabilmek için kısa süre bile bu toprak kuru kalırsa yaprak çöker. Yani mümkün mertebe az da olsa düzenli olmalıdır sulaması. Yani hafif e, yani yüzey asla ıslak olmamalıdır. Yani taşırmamanız gerekiyor. Peki biraz önce sizlere bahsettiğimiz bu yeterli gün ışığı olmazsa ile ilgili bilgi vereyim. Özellikle buna bir değişim farkı olarak sizlere örnek göstermek için diğer çiçeğimizi de yanına getirdim. Şimdi bunlar gün ışığı görmediği zaman maalesef renkleri yeşile dönüyor. Zamanla özellikle su ihtiyaçlarını da gidermediğinizde çiçek ölmeye başlıyor. Fakat şimdi karşılığında sizlere gün ışığı görmüş ve bakımı iyi yapılmış çiçeğin farkını göstereceğim. Aynı çiçek ve şu an görmüş olduğunuz çiçeğin renginin farkını görüyorsunuz. Kadife kadife renkte. Bu bol gün ışığı aldığından dolayı çiçek doğal ortamda büyümüş gibi istediğimiz verimi almış oluyoruz bundan. Bu da gördüğünüz gibi yeşil renkte. Yani dikkat etmemiz gereken hususlardan biri gün ışığı, sulama şekli, özellikle toprak bakımı. Kanalımızı izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Kanalımız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Anlayışınız için teşekkür ederim. İyi günler.